tesisatta değişik oluyor depremden sonra. Depremden sonra biz tesisatlarda, borularda değişiklik oldu. Boru değiştirildi. Yer altında çatlaklar var. Çeşitli borular değiştirildi. Çeşitli mesela konteyner kentlere su boru hatları döşediler. Çeşitli çalışmalar var yani. Mutlaka arızalardan dolayıdır yani. Arıza boru değiştiriliyor, patlak oluyor, çeşitli arızalar oluyor. O boruları söküp takarken sular bulanıyor, rengi değişiyor. Yani çoğu güvenmeyen hazır su alıyor zaten de. Bazı yerlerde de bardağı alıyor, rengine bakıyor, güzelse rengi içiyorlar yani. Emekli para verip de her zaman su alamıyor. 12 bin lira maaş alan günde 2-3 kova su nasıl alsın? İçiyor. Ya da kirli. Evet, evet. Şimdi Malatya büyük bir deprem geçirdi. Yani 11 ilimiz büyük bir deprem geçirdi. Bu boru altyapının hasar görmesi çok normal bir şey. Yani boruların patlaması da çok normal. Belediyemiz elinde geleni yapıyor. Şu anda biz Malatya'nın suyu biliyorsunuz hemen hemen Türkiye'nin en iyi suyu. Şu anda suyu rahat bir şekilde içiyoruz yani. Suda şu anda suyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Kavuşmuş da zaten. Yani kavuşmasa bile biraz sabretmemiz lazım. Şimdi Malatya büyük bir deprem geçirmiş. Siz gençler eski zamanı bilmezsiniz bundan 25 yıl önceyi. 25 yıl önce bu deprem olsaydı Malatya'da hiçbir çalışma da olmazdı. Onun için yani bu tür şeylerin olması normal. Sabretmemiz lazım. Devletimize, belediyemize, çalışanlara yardımcı olmamız lazım. İnşallah zamanla her şey düzelecek. Valla sular gece kesiliği sabahına geri geliyor. Ondan sonra akşam da toprağı akıydı. Akşam kıpkırmızıydı. Sabahına kalktık düzelmiş. Artık ne oldu sattık. Okudu da üflediler nasıl olursa. Bu devam eder. Bu altyapı ne zaman biterse bu sorunla kalkar. Çünkü her taraf eşiliği. Yani su böyle devam eder yani su normal. Siz peki suyu kullanıyor musunuz yoksa hazır mısınız? Valla biz içeyim ben içeyim yani niye? Ben içeyim ama akşam mesela içemezdin çünkü kıpkırmızıydı. Daha da devam eder. Bu 2-3 sene devam eder daha. Ne zaman altyapı biter, şeyler biter o zaman su sorunu kalmaz. Bu daha ne devam eder. Ara ara çıkar bunu. Çünkü altyapı şeyi kalmadı ki altyapı yoktur. Görüne suya ne karışıyor az dediği. Ha eğer baştan bir yağmur yağar da o göleti ben gördüm çünkü göleti. Oraya akarsa onu önlemen onlar lazım. Yoksa bizim suyumuz güzel. Vallahi şimdi belediye güzel çalışıyor. Maske güzel çalışıyor. Telefon ettiği zaman hemen bir arıza olsa gelip yapıyorlar. Tamam sular bulanık akabilir ya bir 11 ilin şey deprem oldu. Büyük deprem bu olabilir bu yani normal çalışması da güzel. Ara sıra fazla değil herhalde. Peki hazır su mu kullanıyorsunuz acaba? Yo çeşmenin suyun için tertemiz. Bize gelen şikayetlerde... Ya yok ya çok yalan söylüyor ya tertemiz ya. Vallahi berrak tertemiz su ya. Dağda gelen sular tabi güzeldi sularım eski sularım güzel. Yine iyi normal ya Malatya'nın suyu hiçbir zaman şey değildir yani. Çok güzel suları var. Peki ileride tekrar eski doğallığına kavuşur tabi. Kavuşur. Malatya güzel oldu. Hani evler mevler yapıldı. Ne güzel oldu. Çalışmalar güzel. Allah razı olsun. Hükümetimiz güzel çalışıyor. Yani daha ne isteyek? Allah'tan ne isteyek? Bolluk var. Para var millette. Yani daha ne diyek? Yani zaman zaman oluyor. Bunun aşılması gerekiyor aslında. Bazen akıyor. Alıyorum hep kenarda. Bekletilmiş bir vaziyette kullanıyorum. Evet, evet. Ama o daha çok yıkımlarla alakalı, altyapılar yapılıyor ya onlarla alakalı olduğunu söylüyorlar ama bir bakıyorsun su bulanmış. Evet. Yani öyle haber değil de bazı telefonumuza yazı olarak geliyor. Okumayabiliyoruz onu, atlatabiliyoruz. Kesildikten sonradan duyuyoruz ya da görüyoruz o yazıyı. Ama anons halinde olmuyor tabii ki. Doğal olarak görüyorum ya bunu.
Evet, evet. Depremden sonra yer sarstı. Yarım metre yer fark etmiş denildi aslında. Yani o öyle olduysa bu doğal sayılır. Yani bunu sabırla bekliyoruz. Bu zamanla düzelir inşallah. Yani bunu doğal bekliyoruz. Bu kimsenin sorunu değil herhalde. Sular hep sular çamurlu yakıyor. Çamurlu akıyor. Valla su güzel olsun yani. İnsan alınmıyor. Gücümüz de yok oluyor yani böyle. Hep akıyor valla. Çok kötü akıyor. İçilmiyor. Hazır su kullanıyorsunuz? Hazır su kullanıyoruz. Peki, alıyoruz ve içiyoruz. Sularınız çamurlu akıyor. Çamurlu akıyor. Banyoda yapılmıyor. Çamurlu, çok çamurlu. Böyle olduk bir toprakla. Yıkım oluyor, ondan yıkılıyor. Arada çamur geliyor. Yani Malatya doğal su kaynağı olan bir şehir. Ya depremden sonra anormal şekilde sular bulanık aktığından dolayı tabii ki şikayetçiyiz. Yani benim oğlum yaklaşık bir hafta önce çok kötü rahatsızlandı. Biz hastaneye gittik. Oradaki yaklaşık 50-60 kişinin yine aynı sorundan, mide bulantısından, sudan kaynaklı olduğunu söyledi doktor. Bence bu konuya bir an önce açıklık getirmeleri gerekiyor. Biz kullanmıyoruz, hazır su kullanıyoruz. Bu da bütçemize yansıyor yani. Hiç kesinlikle musluk suyu kullanmıyoruz. Bir çayda bile hazır su kullanıyoruz çünkü güvenmiyoruz. Evet, bulanık akıyor, sarı akıyor yani. Hala üzerinden dediğiniz gibi yaklaşık 2 sene geçti. Hala hazır su kullanıyoruz. Hazır suyun da bir süreden sonra sıkıntılı olduğunu biliyoruz yani. Enfeksiyona neden oluyor. Bunu doktorlar bağıra bağıra söylüyor. Çünkü naylon bir şişede sürekli su içiyorsun. Yani bu da çok tehlikeli. Ama maalesef buna mecbur bırakıldık yaklaşık 1,5-2 senedir. Yani bunda belediyeye iş düşüyor. Yani belediye bu konuda çalışmalarını tamamlayamadı mı yorumsuz yani. Bir şey diyemeyeceğim o konu. Valla bugün bana da ulaşıldı. Yani kardeşim duş alacaktı. Çamur akıyormuş. Düşün yani. Çamurla yıkanma veyahut da su içme şeyini çamurla karşılıyoruz. Yani bu maske sorunu çok büyük bir sorun. Yani yıkımlar olduğu sürece bu olacak diye düşünüyorum. Ama buna bir çare bulmalarını istiyoruz yani yetkililerden. Maske sorunu çok büyük bir sorun bizim için. Yani maskeye ulaşsak da yani bir şey olmuyor yani. Faydası olmuyor, geri dönüşü de olmuyor. O yüzden de yani çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Malatya en büyük sorunu su. Zaten şu anda. Kesinlikle içilemez. Çünkü çamur akıyor yani. Kim çamuru içer? Siz içer misiniz çamuru? Veyahut da yetkililer içer mi buradan? Yetkililere sesleniyorum. Yetkililer içer mi yani? Çamurlu suyu içer misiniz? Normalde Malatya'nın suyu en temiz su olarak açıklanmıştı. Ama artık öyle değil yani. Her yıkım olduğu sürece bu sular daha da kötüye gidecek yani. İşte buna yetkililerin çare bulması lazım. Çünkü insanlar çok mağdur. Bu konuda çok mağduruz yani. Hani Malatya normalde suyuyla meşhur bir şehir. Ama şu anda suyu çamur akıyor. Veyahut da her gün çamur akıyor. Artık bu bir gün değil, iki gün değil. Her gün çamur akmaya başladı. Yani bu sorunu bir an önce çözmelerini istiyoruz. Bunun çalışmalarda hepsinden şikayetçiyiz. Malatya ilgilenen yok. Malatya'nın sahibi yok daha doğrusu. Malatya sahipsiz kalmış. Sular içilmiyor da hep hazır su içiyor. Parayla alıp içecek. Ayda 200-300'den fatura ödüyor. Her gün bulanık kalkmıyor da bazen bulanık kalkıyor. Tabii devamlı demek ki çalışmalar olursa normal değil. Normal değil. Demek ki çalışmalar yetersiz. Yeterli olsa bu kadar belli olmaz. Malatya'nın suyu dünyada yok. Değil Türkiye'de Malatya'nın suyu. Dünyanın hiçbir yerinde Malatya'nın suyu kadar su yok. Hem temiz, hem berrak, kaynak su. Ama öldürüler o başka. Sahipsiz kalmış. Sizce düzelir mi? Yok. Gittikçe kötüye gider. İyiye gitmez. Çamur akıyor. Çamur su. Yani kombiler neler hepsi batıyor. Tamam arıza vardır, yapılır şeydir. Yalnız en kızdığımız konu elektrikten, doğal gazdan daha pahalı geliyor su. Türkiye'de en fazla suyu olan il Malatya. En pahalı içen de biziz. Bak mesela bazı illerde duyuyoruz su bedava. Yani bu kadar
toprağın bol verdiği suyu çok pahalı içmek mecburiyetinde miyiz? O, gerçi biz... Konteynerlerde yalan şeyleri, su tasa şeyleri... Biz hak edildiğimiz şekilde yönetiliyoruz. Ben buna inanıyorum. Yani bu kadar da şey olmaz. Enflasyonu zaten demeye gerek yok. Ben bu sabah bardağı dolduruyorum, bulanık akıyor. Şimdi onu ben içemediğim için başkasının da içmesini tavsiye etmem. Ondan sonra satılan hazır sular. Ya bunun maliyeti nedir ya? Bu kadar pahalı bir şekilde su satılır mı? Bir bakın marketleri bir gezin. Ya bir şu kadar iki yudumda bitirdiğin suya 7,5 lira para çoğu yerde. Yapılır mıyız zaten? Devlet denetleme kurumu kalktıktan sonra zaten çığırından çıktı. Denetleme olmadan sen bunun önüne geçebilir misin? Geçemezsin. Neymiş efendim? Serbest piyasa. Ya serbest piyasada adamın nefesi kesilir mi? Yani bir yudum içeceğin suya 7,5 lira ya. Abone 5 lira. Maliyeti kaç lira ya? 1,5 lira. Yani bu kadar bollukta bu bir topluma eziyettir. Yani yaşamayın, çekin gidin gibisinde. Normal olur mu? Her yer su fışkırıyor. Neymiş altyapısı yok. Nedir ya iki kanal açıp, ya teknoloji o kadar gelişmiş ki su istediğin kadar istediğin yere götürebilirsin. O kadar iş makineleri, o kadar şeylerimiz var. Yani bunu yapamıyoruz. Ne? Para yok. Niye yok? Benim o suya verdiğim para. En fazla ben doğal gazdan, elektrikten çok suya veriyorum. Yani alamıyoruz işte, zaten isyanımız o. Bir sefer Malatya'da suyun bedava olması lazım. Her taraftan su kaynıyor ya. İşte bu da bizi artık nasıl diyeyim, siyasete kaçacak gibi oluyor da bu işi, bir işi ustasına vereceksin ki ustası yapa. Ben şunu her zaman söylerim. Bir ilin belediye başkanı en az mimar olacak. Mimar olacak ki altyapısıyla, yollarıyla, her şeyle dört dörtlük plan dahilinde yapılır. Şimdi başka bir meslek grubundan gelen bunun altından kalkamaz. Yapmak ister ama o bilgi donanımına sahip mi acaba? Şimdi bu olaya böyle bakarsanız olayı daha rahat çözersiniz. Mesela ben yıllar önce Antep'i duymuştum. Mimar Antep'i Antep yapmış. Niye Malatya'da aynı şekilde bir mimardan, ya artık siyaseti bırakacaksın, toplumun bütün sorunlarını çözebilecek şekilde bu işi bilen birine vereceksin. Yani siyaset öyle bir bağlanmış ki başka bir şeye verdiğin zaman gruba sanki öcü gibi bakılıyor. Veya artık burada toplumun yorum yapması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani bir işi uzmanına vereceksin. Taşeron firmalara verdin mi altından kalkamazsın. Ya düşün şu Malatya merkez şimdi 50 sefer ayağa kalkması lazım. Benim şu basit bir düşüncemle diyorum ki 10 tane müteahhit sokacağına 100 tane müteahhit sokarım. Değil mi? Bir yılda, bilemedin 2 yılda ayağa kaldırır. Her bölgemizde destek çıkar. Mesela bir Karadeniz bölgesini bir ile, doğuyu bir ile, müteahhitleriyle beraber, malzemeleriyle beraber, her şeyiyle yönlendirirsen Türkiye 10 tane değil 20 tane ile ayağa kaldırır. Daha halen rezerv aran davası, bilmem şey davasını millet gidiyor, şey diyor, rezillik içerisinde bir bunalım şeyinde. Toplumun psikolojisi o kadar bozuldu ki. Yani yarını düşünemiyor. Şimdi bunu bu hale getirmek gerekir mi? Müteahhit taşeron firmalara niye vereyim ya? Ver yine ver ama 100 tane firmayı sor. Yani şimdi Malatya niye böyle olsun? Bak akşamları gelin buraya millet nefes almak için gel 1-2 saat oturup çekip gidiyor. Bu kendini psikolojik ve rahatlatıyor. Biz yani buna niye daha erken kavuşamaz mıyız? Suriyelilerden başka benim, kimse yok burada. Evet, gelin doğru yani onlar da vatandaş.
Onlar da bir yaşam şeyleri peşindeler. Yani işler acısı diyeyim. Herkes elini taşın altına koyması lazım. Burada hiçbir ayrım olmayacak. Toplum kaynaşacak ya. Başka ülkelerden bu insanlar gelmedi ya. Bu memleketin insanları değil mi? Vergisini veriyor, her şeyini yapıyor. Vallahi bu konu şöyle, Malatya biliyorsun depremden çıktı. Doğal olarak işte sular mecburiyetten şey akıyor, bulanık akıyor. Ama işte dikkat etmemiz lazım. Burada belediye işte maski kendi görevini yapacak ama işte elde gelen bir şey yok. Bu belediyenin de veya maskinin de elinde olan bir şey değil ama bunu daha iyi bir asgari indirmek lazım. Çünkü depremden sonra jeotermaldan veya işte doğadan dolayı sular mecburiyetten akıyor. Ama bunu da yetkililer daha iyi bir dikkat etmesi lazım. Vallahi bu su yani ben düşünüyorum ama bunu daha da ileriye götürmek lazım. Bu su çünkü su olmasa hayat olmaz. Öyle değil mi? Ben yani art niyeti kimsenin olacağını düşünmüyorum. Tabii maskemizde belediyemizin, devletimizin art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu daha da ileriye götürmesi lazım. Vallahi açık söyleyeyim ben içiyorum. Ben yani suyu içiyorum ama gelen arkadaşlarımız diyor. Ben şimdi eski Malatya'da oturuyorum. Tabii bizim orada da sular bazen kesiliyor, sıkıntı oluyor. Ama buraya gelen arkadaşlarımız diyor ki işte biz sular bulanık akıyor, biz içemiyoruz. İçmememiz lazım. Ama işte bilmiyorum, sularda bir sıkıntı var. Ama beni söylerseniz ben içiyorum ama işte bulanık aktığı zaman ben de içmiyorum. İşte buna bir çözüm getirmeleri lazım. Yani işin tekniği maskede. Biz bireyiz, biz yurttaşız. İşin tekniği onlarda. İşte bu çok şey bir soru. Yani bu bütün halkın dilinde olan bir şey. Çünkü Malatya'nın suyu hem güzel, hem biliyorsunuz Kaptaj'dan çıkıyor. Hem yani Türkiye'nin hiçbir yerinde hem su en masrafsız sularımızdan bir tanesi. Biz eskide yani bu Kernekliyiz. Buranın suları Malatya'mızın bir numaralı, Türkiye'nin bir numaralı suyuydu. Ya işte ama gitgide artık sular da değişti, doğa da değişti. Biz işte daha yani depremden çıktık, hiçbir şey diyemiyorum bu konuda.